Sevgili seyirciler, yeni bir programla huzurlarınızdayız. Çok fazla gündem maddemiz yok çünkü öyle bir şeye ihtiyaç da yok. Türkiye sıcağı sıcağına bir şeyi günlerdir tartışıyor. Gara operasyonu diye adlandırılan tarihi bir olayı geride bıraktık. Birkaç gün geride kaldı. 13 masum insanın hayatının sonlandırıldığı, şehit edildiği diyelim. Birçok insanın kalbi vicdanı öyle diyordur. Eyvallah. Ama kurtarılabilir miydi? Kurtarma operasyonuysa böyle mi olmalıydı? Tartışması devam ediyor. O çerçeveden başlayalım. Doğaçlama başka konular araya girerse onları da konuşuruz. Evet azizim sana bırakayım. Sen ne görüyorsun? Bir hafta olmadı ama neredeyse bir aylık konuşmalar oldu, tartışmalar oldu, iddialar oldu. Ne diyorsun? Nereden başlayalım? Neresinden tutalım bu işin? Evet, siz zaten bir giriş yaptınız. Yani herkes şu anda Gara operasyonunu konuşuyor. Gara veya Gare diye konuşuluyor. Böyle kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Önce Erdoğan çıkıp konuştu. 10 Şubat Çarşamba günü size bir müjde açıklayacağım dedi. Çarşamba geldi ama herhangi bir müjde açıklanmadı. Bir gün sonra Savunma Bakanı konuştu ve 10 Şubat'ta gece yarısından itibaren Kartal Pençe Kartal 2 harekatının başladığını duyurdu. 14 Şubat günü ise maalesef acı haber geldi. 13 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kurtarılması için yapılan bir operasyon olduğunu ve maalesef bu 13 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı bilgisi medyayla paylaşıldı. Daha sonra tabii buna dair pek çok spekülasyonlar yapıldı. Kimisi rehineleri kurtarmak için gitmiştik ama işte kafalarına kurşun sıktılar. Maalesef kurtaramadık dediler. Kimisi ise ki Hulusi Akar'ın ilk yaptığı açıklamada 11 Şubat günü yaptığı açıklamada terör örgütünün o bölgede toplandığını ve saldırı hazırlığı içinde oldukları istihbaratı aldıklarını söyledi. Rehine ile ilgili herhangi bir şey söylemiyordu orada. Ben bunu sormak istiyorum. Siz ne biliyorsunuz bu konuyla ilgili? Yabancı kaynaklarda sanırım takip etmişsinizdir. Bir şey söylüyor mu? Şimdi tabii çok büyük bir kafa karışıklığı var. Sebebi çok basit. Devlet şeffaf olmayınca, devleti yönetenler bu kadar üzücü, fevkalade üzücü, yürekleri dağlayıcı bir olayı bile kakara kikiri karşılıyorsa, bundan bir siyaseten oy devşirmeyi düşünüyorsa, tabii bu meseleler açıktan açığa tartışılamıyor, konuşulamıyor. Onu tartışacak, konuşacak medya da yok ortada. Maalesef. Muhalefetin sesi çok kısık, çok masanın altından çoğu zaman konuşuyorum. Ne saklanarak, gizlenerek konuşuyor. Başına bir şey geleceği endişesiyle konuşuyor. Ama yine de konuşuyor. İyi ki o kadarcık da olsun konuşuyor. Fakat ben bu tür hadiselerde şöyle bir esas vardır. Böyle bir kritik hadise olduğu zaman, bir kriminal hadise olduğu zaman olay yeri incelemesi gerekir. Hani crime scene denilen olay yerine gitmek gerekir. Şimdi biz Türkiye'de düşünün, Türkiye'de oturuyoruz. Şöyle ya da böyle, müsaade edildiği kadar, hemen hakkınızda çünkü soruşturma açılabiliyor savcılar tarafından. Attığınız bir tweetten dolayı gözaltına alınabiliyorsunuz falan filan. O yüzden olabildiğince Türkiye'de insanlar, halbuki olay binlerce kilometre ötede, İstanbul'dan binlerce kilometre ötede oluyor. Ankara'dan binlerce kilometre ötede oluyor. Peki olay yerinde nabız nedir? Hani eskiden olsa gazetede ne yaparsın? Diyarbakır temsilcinizi hemen oraya gönderirsiniz. Veya Güneydoğu'da görev yapan bir arkadaşınızı hemen oraya gönderirsiniz. Olay yerinde nabzı tutar, bilgileri araştırır, gazete merkezine, televizyon merkezine iletir. Böyle bir gazetecilik de yok artık. Hatta keşke yani CHP başkanlığında keşke partiler bir heyet kursa, olay yeri incelemeye gidilse. Yani bu Türkiye'den binlerce kilometre öteden krokilerle sunum yaparak zannedersin bir şirketi yönetiyorlar. Bir şirketin satış elemanlarıymış gibi bir şeyler anlatıyorlar. Yürekleri dağlanan insanların gerçeği öğrenme hakkı var kardeşim. Bu gerçeği siz öyle gizleyerek, saklayarak, muhtelif beyanlarda bulunarak, siyaseten oy devşirerek, rakiplerinizi ezmeye bunu vesile sayarak kullanıyorsanız bazı gerçekleri gizliyorsunuz demektir. Ben şahsen ne yaptım? Bu kadar imkansızlıklar içerisinde şu an yaptığımız yayınlar gibi yayınlarla gerçeği duyurmaya gayret etmenin ölçüsünde olay yerinden çok önemli, yıllarca orada kalmış, yıllarca orada
kim kimdir, kim ne kadar doğru söyler, ne kadar yalan söyler. Arkadaşlarla, insanlarla, meslektaşlarla görüştüm. O da sağ olsun oradaki başka meslektaşlarla görüşüp bir derleme yaptı. Sevgili seyircilerimize bunu paylaşmak isterim. Kuzey Irak medyası, Kuzey Irak siyaseti, Kuzey Irak entelektüeli hadiseyi nasıl görüyor? Çok ilginç, çok enteresan detaylar var. Mesela önce sana şöyle bir soru sorayım. Yani 13 tane insanı, bu arada parantez açalım, yakınlarına başsağlığı dileyelim, hayatını kaybeden o insanlara da Allah'tan rahmet dileyelim. Yani yürekleri dağlayan bir olay. Yürekleri dağlayan bir olay. Allah muhafaza. Allah devamını, Allah benzerini göstermesin diyelim. Ama geriye dönüp şuna bakalım. Ne diyorlar? Ne konuşuluyor? Olay yerindeki nabız nedir? Ben burada iki önemli gazetecinin, çok önemli, isimlerini söylemeyeceğim. Eğer şey olursa onlardan birisiyle belki ikna edebilirsem, ileride yayına bağlayıp kendisi de anlatabilir. Bilgiler derledim, topladım. Bakın en enteresan bilgiyi söyleyeyim. Çarpıcı bomba bilgiyi söyleyeyim. Diyor ki burada konuşulan, yazılan şeylerden birisi şu. Bu operasyon aslında bir rehine kurtarma operasyonu değildi. İstihbarat, Türkiye istihbaratı bu mağaralarda veya o civarda Murat Karayılan'ın olduğunu ve ele geçirilebileceği bilgisini ulaştırdı. Ve müjde dediğimiz olay da buydu. Şimdi bakın müjde, şimdi düşünün 13 insanla ilgili olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü 13 tane insanın kaçırıldığını zaten Türkiye kamuoyu bilmiyordu. Hani şöyle bir şey olsa bu bir müjde olabilir. İnsanlar sabahtan akşama defalarca bu mevzuyu tartışıyorlar. Askerimiz diyorlar, esir aldılar. Aylardır, yıllardır bu çocuklar evlatlarını göremiyor, annelerini göremiyor, babalarını göremiyor. İktidar üzerine bir baskı olsa, iktidar da bunun bir çıkış yolunu bulsa, hani o gün şeylerde, sunumlarda anlatıldığı gibi mağarayı falan fotoğraflasa, bilmem ne yapsa, krokisini vesairesini. Onunla ilgili ilginç iddia var, onu da söyleyeyim. Kroki'nin onlarda olduğuna dair PKK'nın bilgisi vardı diyen bazı yayınlar var. Bazı entelektüeller var. Bunun bir tuzak, ileride ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Nasıl bir tuzak olduğunu. PKK kaynaklarına güvenilir mi? Hemen parantez açıyorum, söyleyeyim. Hayır. Ben PKK kaynaklarından alıp da size bir bilgi sunmuyorum. Orada bağımsız, örgüt elemanı olmayan ama bölgenin nabzını çok iyi bilen iki usta gazeteciden tuttuğum bazı notları söyleyeceğim. En önemli notlardan birisi bu. Bu operasyonun amacı Murat Karayılan istihbaratıdır. Murat Karayılan'ı ele geçirmek için harekete geçildi. Müjde de budur. Bunu ben mantıklı buluyorum. Neden mantıklı buluyorum? Hani kamuoyunda 13 tane esir alınmış asker, emniyetçi, istihbaratçı insanlarla ilgili zaten bir beklenti yoktu ki sen müjde veresin. Müjde nasıl olur? İnsanlar büyük bir beklenti içindedir. Bir güzel haber beklerler. İktidarın bu insanlara da, bu insanların ailelerine dönüp baktığı olmadı ki 5 yıldır. Muhalefet, özellikle Ömer Faruk Gergerlioğlu bununla ilgili çalışmalar yaptı. Kamuoyunda Lütfi Türkkan bununla ilgili basın toplantıları yaptı. Sahara yattınız. Kulağınızın üzerine yattınız, uyudunuz. Yani böyle bir derdiniz vardı da, kamuoyunda böyle bir beklenti oluştu da, o beklentiye bak işte ben o 13 tane insanı aldım geldim diyebilecek pozisyon, diyebilecek bir psikoloji yoktu ki. Yani bu benzer bir olayın aynen 2011'de Uludere'de yaşandığını hatırlatmak istiyorum. Sen de o konuyu gayet iyi bilirsin. Aynen böyle bir şey olmuştu, evet. Tahmin ediyorum. Ama o zaman soru soran gazeteciler vardı. Bak şimdi aklıma geldi, söyleyeyim. Azizim, aç o günkü kaynaklardan, arşivlerden bul. ATV kanalında Taha Akyol'la beraber böyle yan yana yanılmıyorsam oturduğumuz bir televizyon programında. 2011 diyorum. Efendim zaman susuyordu, konuşmuyordu diyenlere de bir gönderme yapıyorum. Alın, bulun, izleyin. Ve o zaman Erdoğan'a tırnak içi söyleyeyim. İlişkiler iyi oldu diyorlar ya. İlişkiler iyi oldu dönemde. Efendim Uludere hadisesiyle ilgili oradaki insanlardan özür dileyecek misiniz diye bir soru sordu. O da tazminat ödeyeceklerini vesaire, dedim ki tazminat demiyorum. Tazminat devletin hukuki borcu, ödesin, ödemek zorunda. Ama siz vaktiyle Tunceli katliamı için, Dersim katliamı için resmen resmi bir yazıyla, resmi bir dille özür dilediniz.
O gün siz yoktunuz, partiniz yoktu, iktidarda değildiniz. Yıllar, onlarca yıl önce olmuş hadise için bunları yaptığınızda Uludere'deki insanların gönüllerine su serpmek için neden devlet özür dilemiyor diye biraz arka arkaya soru sordum. Hiç bizden haz almayan, gazeteciliğimizi de bir türlü içine sindirememiş. Hadi ismini de söyleyeyim, kapalı kalmasın. Oray Eğin o zaman tweet atmıştı. Ya bu Erdoğan'ı sıkıştıracak Ekrem Dumanlı'dan başka kimse kalmadı mı? Hiç kimse doğru dürüst soru sormuyor bu adamdan başka diye. Şimdi bu da kalktı kardeşim. Soru da sorulmuyor. Hatırlarsan yine böyle bir olayda sonra Harvard'daki kayıtlara girdi bu olay. Birisi rapor yazmış, raporda yazıyor. Erdoğan yine şehit olmuş askerlerin üzerinden basına akıl veriyor, fikir veriyor. Herkes de buna razı, katlanıyor, olur diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Hatta o sırada hemen anında, bu olayı daha önce anlattığım için ayrıntısına girmek istemiyorum. İsteyen başka videolarda bulabilir. Efendim Aydın Doğan çıkıyor. Efendim bize bir bakan lütfen tayin edin. O bakan beyle görüşerek bu haberleri yapalım. Ardından Yiğit Bulut çıkıyor. O gazını veriyor. Efendim Rütük gibi bir şey kuralım basına da diyor. Ardından o şeyin Akit gazetesinin Hacı Mustafa'sı bir başka gaz veriyor. Öyle böyle derken bir baktık ki basının başına bir tane efendim müfettiş tayin ediyorlar. Bakanın birini, Bülent Arınç'ı müfettiş tayin ediyorlar. Burama geldi. İlişkilerin iyi olduğu dönem diyorum yine. Dedim ki efendim müsaadenizle bir şey söyleyeceğim. Gazeteciler terör nedir bunu bilecek insanlar. Hiçbir hükümetten, hiçbir bakandan, hiçbir siyasi iradeden bu konuda akıl almak zorunda değiller. Akıl almak zorunda olmadıkları şuradan belli. Nedir bu? Seyircilerimiz de görsün. Azizim senin bu arşivciliğine bayılıyorum. Nereden buldun? Nasıl çıkardın? Harika. Harvard'da sunulmuş raporda bu olay anlatılıyor. Ama Türkiye bu olayı unuttu. Onlarca gazete patronu var orada. Gazete patronları ve yayın yönetmenleri. Gazete patronları ve yayın yönetmenlerinin gözlerini kapadığı, kulaklarını kapadığı olay bakın yabancı kaynaklara kadar intikal etti. Ben dedim ki müsaade ederseniz gazeteciler, terör olayı nasıl haber yapılırsa terör örgütünün propagandası olur ya da teröre karşı mücadele olur, habercilik olur. Bunu dedim bilmiyorlarsa İtalya'da terör hadisesi oldu, İngiltere'de terör hadiseleri oldu, bir İRA örneği var, bir ETA örneği var, Amerika'da bir 11 Eylül var. O örneklerden yola çıkarak neyin propaganda medyaya düşeceği, yani daha doğrusu hangi habercilik tarzının terörü bir destekleyici, propaganda edici şey malzeme olacağını, hangisinin habercilik olacağını bilmiyorlarsa zaten bu işi terk etsinler. Dedim o zaman da hatta bir soru sordum. Dedim yüreğimiz yanıyor. Siz bize söyler misiniz? Bu kadar asker şehit oldu. PKK o dağlara, o karda kışta, o askeri malzemeleri, o patlayıcıları, o silahları nasıl taşıdı? Taşırken bizim istihbarat ne yapıyordu? Uyuyor muydu? Bir de dedim bir şey daha söyleyeyim. O zaman TRT Genel Müdürü İbrahim Bey vardı. İbrahim Bey de orada oturuyor, o da masada. Dedim ki Murat Karayılan'ın ele geçirildiği, tedavi için bilmem nereye giderken Türk İstihbarat tarafından ele geçirildiği, TRT'de yayınlanan bir haber. Tekzip edildi ama TRT arkasında duruyor. Murat Karayılan yakalandı mı yakalanmadı mı? Bunu lütfen söyler misiniz? Dedim o İbrahim de o günden beri bana küsmüştür herhalde, bir daha hiç konuşmadık. Ama şunu söyleyeyim. Yanımda önemli bir medya patronu. Yani masaya bizi öyle dizmişler, adam da öyle oturmuş. Bütün bu konuşmalar bittikten sonra azizim adam kolumdan tuttu, dedi ki kardeşim ben senin ilk defa karşılaşıyorum. İlk defa konuşuyorum. Bak şu dedi benim genel yayın yönetmenim. Sahtekarın önde gideniymiş, bugün daha iyi gördüm dedi. Şu yayın yönetmeni şu. Bunlar dedi var ya, bunlar güce tapınan adamlarmış. Burada dedi bir Mehmet Ali Bey, Allah rahmet eylesin, Mehmet Ali Brandt da itiraz etmişti. Aydın Bey'e itiraz ediyorum diye. Bir de bu şu kızcağız dedi. O da Yasemin Congar. O da sağ olsun. Mertçe, dürüstçe Sayın Başbakan o olay öyle değil. Şöyledir diye bir açıklama yapmıştı. Bir de seni gördüm. Kardeşim dedi şimdi burası müsait olsa aldından öperim senin dedi. Ama orada çok dostlarım bana niye böyle yaptın? Bak Başbakan çok bozuldu. Erdoğan çok üzüldü falan filan demişti. Hatta bunu da anlattım. Dışarı çıktığımızda Fatih Altaylı prosunu içiyor. Bir yanında bir meslektaşımız
Yanına gittim dedim ki lan nedir bu adama tapınır gibi dedim şey yapıyorsunuz ya. Biz bu adamla yakınız güya. Şu yaptıklarınızın binde birini yapmıyoruz dedim ya. Nedir bu tapınma? Nedir bu? Böyle gülerek dedi ki ha 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 böyle kahkaha atarak. Ulan ben sana söylemedim aslanım. Biz yandaş olursak bütün yandaşları geçeriz. Şimdi maalesef herkes yandaş oldu. Kimse soru sormuyor. Ama ben olayın özünü söyleyeyim. Ya Türkiye'de müsaade edildiği kadar konuşanlar gerçeği göremiyor ya da görmek de istemiyor. Benim kanaatim şu. Eğer Türkiye'de gazetecilik ölmeseydi Kuzey Irak'ın efendim olay yerin dahil olmak üzere, Erbil dahil olmak üzere siyasi iradenin olduğu, medya iradesinin olduğu yerlere insanlar gönderilir, araştırılır. Ben araştırmalarımı söyleyeyim. Bir, esas hedef Murat Karayılan istihbaratı ve hatta bazıları da şöyle bir spekülasyon yapıyor. Murat Karayılan istihbaratını PKK sızdırdı. Hatta Kroki'yi PKK Türk istihbaratına sızdırdı. Ama Kroki'nin TSK'nın elinde olduğunu da biliyordu diyorlar. Şimdi bu palavra da olabilir. PKK'nın propagandası da olabilir. Ama benim kaynağım iki tane sağlam, iki tane güvenilir, iki tane örgüt elemanı olmayan iki gazeteciden bahsediyorum. Gitsinler onlar da başka gazetecilerle görüşsünler. Ben oradaki bazı daha iddialar da söyleyeyim mi? Bak bir kaynağın söylediğine göre söylüyorum. Şimdi kara harekatı başladıktan sonra helikopterden 20 kişi bırakılıyor ilk fırsatta. Bu askerlerin hepsi şehit oluyor diyor. Aslında şehit olanların 3 subay şehit oldu deniyor burada. Ama diğerlerinin sözleşmeli personel olduğunu, biraz gizlendiğini, saklandığını söylüyor. Başarısız olduğu aşikar deniyor. 41 uçakla 3 gün boyunca bombalama yapıyor. Ya bir esir kurtarma operasyonu, bir rehin kurtarma operasyonu 3 gün bomba yağdırılarak yapılır mı? Ya hiçbir şey olmasa bile, bu iddialar olmasa bile çok başarısız bir operasyon. 13 tane insanı kurtarmak için gittiğin yere bomba yağdırmanın bir anlamı var mı? Hangi mantık bunu doğru der? Hangi mantıkla insan buna doğru diyebilir? Burada çok feci bir durum var. Bazı PKK siteleri, PKK'lılar ellerinde görüntüler olduğunu, askerlerin efendim bomba yağdırdığını, bu yüzden 13 kişinin öldüğünü söylüyorlar ama bu bir gazeteciye sordum sen bunu gördün mü? Adam dedi ki bize de göndermişler. Ben de izledim ama orada öyle bir şey görmedim. Ya, evet bir bomba patlıyor. Efendim ortalıkta bir canhıraş bir telaş var ama o görüntüyle bu insanların efendim askerler tarafından katledildiğine dair bir şey çıkarmak mümkün değil. PKK bu işi yapabilir mi? PKK daha önce çok kötü şeyler yaptı, gene yapabilir. Aynısını yapabilir, daha gaddarını da yapabilir. PKK'yı bilmeyen insanlar, biliyormuş gibi yapan insanlar bunu söylemese bile biz bunu söylemek zorundayız. PKK'nın vahşeti ve dehşeti bütün Kürt halkına izafe edilemez. Kürt halkının üzerinde bir yaft olarak yapıştırılamaz. Onlar arasında da PKK'yı tasvip etmeyen on binlerce değil, milyonlarca insan olduğu aşikardır. Ama PKK bunu böyle yapabilir. Murat Karayılan bilgisi, müjdesi budur diyorlar. Yoksa 13 tane insanın kurtarılacağına dair bir müjde. Ya çok zaten benim için de havada kalan bir saçma bir şeydi. Yani böyle bir beklenti olmayan konuda müjde olmaz. Çok ilginç bir detay daha söyleyeceğim az. PKK'lı olmayan oradaki en güncel televizyonlardan birisi NRT. Bu televizyonun haberlerine göre 40'a yakın asker bu operasyonlar sırasında hayatını kaybediyor. Şimdi doğru mu, yanlış mı bilemiyoruz. Ama oranın önemli televizyonlarından, lokal televizyonlarından bir tanesinin söylediği şey, burada 40 tane askerin şehit edildi. Başka bir ayrıntıyı söylüyorum. Bunu da Hulusi Akar söylesin. Veya Genelkurmay Başkanı söylesin. Veya o nereden biliyor bilmiyorum, İçişleri Bakanı her şeye maydanoz oluyor, o söylesin. Kaç PKK'lı öldürülüyor? Evet Azim sana soruyorum. Sen hiç bu haberleri yakından takip ettin. Kaç PKK'lı öldürülüyor? Kaç PKK'lının öldürüldüğü fotoğraflar, görüntüler Türk medyasında yansıdı. Bu operasyonda çatışmayla öldürülen bir tek PKK'lının fotoğrafı yayınlanmıyor. Bir tek PKK'lının görüntüsü yayınlanmıyor. Niye söylüyorum bunu? Çünkü
Kuzey Irak'taki medyaya göre 40 tane Türk askeri hayatını kaybediyor. O gencecik fidan gibi çocuklar. Ama bir tane PKK'lı bile ölmüyor. Doğru mudur? Umarım doğru değildir. Ama doğru değilse, şimdi böyle kameraların karşısına geçip de krokülerle artistik sunum yapanların en azından resim göstererek, bak bunları da burada biz hallettik demesi lazım değil mi? En azından delil olarak sunması lazım değil mi? Evet, bir çatışmaya girdik ama onlar da şu kadar kaybetti demesi gerekmiyor mu? Şimdi benim gördüğüm orada Kuzey Irak'taki medyaya göre Gara operasyonu için Türkiye kaybetti başlıkları atılıyor. Türkiye kaybetti yazıları yazılıyor. Türkiye kaybetti programlarda uzmanlar Türkiye kaybetti temasını işliyor. Çünkü arda arda bunları sıralıyorlar. Diyorlar ki rehineler kurtarılamadı. Rehineler kurtarılamadığı gibi bir tane PKK'lının bile bedel ödemesine izin verilmedi. Ya daha doğrusu öyle bir şey olmadı. Ama bu arada 40 ila 13 arasında rivayeti dolaşan insanlar, gencecik insanlar hayatlarını kaybettiler. Yani bu isterseniz şu an Erbil'de, şu an daha doğrusu Kuzey Irak'ta iki büyük önlemli gündem var. Konuyu bilen insanlar, dile vakıf olan insanlar veya orada meslektaş olan insanlar arasında iki tane konu var. Birisi Erbil'e bu Haçlı Şabahi'nin bir füze fırlatması meselesi var. Kasım Süleyman'ın birinci derecede adamıydı bu, biliyorsunuz. İran menşeli radikal gruplar Erbil'e bir füze fırlattılar. En önemli gündemlerden birisi bu. Diğer büyük gündemde bizim de konuştuğumuz Gara ya da Gare operasyonu. Oradaki tartışmayı işliyorlar. Oradaki haberleri alsınlar, baksınlar, incelesinler ve hakikaten hiçbir şey olmasa bile zaten çok başarılı bir operasyon oldu aşikar. Ama bu operasyondaki soru işaretlerine cevap arasınlar. Müjde neydi? Kara yılan mıydı? Ak yılan mıydı? Siyasi bir yatırım mıydı? Bunun cevabını bilenler biliyor ama olayı çarpıtıp başka bir yere taşıyorlar. Siyaseten oy devşiriyorlar. Belki bunu da konuşmamız lazım. Bilmiyorum, ne dersin? Ben önce şunu sormak istiyorum. Aslında bu tip olaylardan sonra birilerinin sorumluluk alması gerekir normal bir demokraside. Yani burada görülen bir istihbarat aldık. Ancak böyle çıktı. 13 kişinin hayatına mal oldu bu. Aslında bu istihbaratı veren kim? Yani MİT mi veriyor bunu veya kimden alıyor? Bunu siz anlatabilirsiniz. Benzer skandal Uludere'de de olmuştu. Yani MİT'in verdiği istihbarat da orada PKK'nın önde gelen liderlerinden birisinin bulunduğu istihbaratı verilince işte 34 kişinin hayatına mal olmuştu bu. Fakat iktidar tarafında böyle bir sorumluluk alma söz konusu değil galiba. Çünkü birkaç gündür Erdoğan CHP ve HDP'yi suçluyor. Hatta olayın duyulmasının hemen ardından 40 ilde HDP'ye yönelik operasyon yapıldı ve 800'e yakın HDP'li gözaltına alındı. Bu tür olaylarda sorumluluk alması gereken muhalefet midir? Yani kim sorumlu bu işlerden? Tabii ki operasyonu yapan ve iktidar. Operasyonu yapan irade, birisi Milli Savunma Bakanı, öbürü Genelkurmay Başkanı. İkisi de 15 Temmuz'un şaibeli ismidir. Bunu da parantez açıp söyleyelim. Yani darbenin içindeler mi, dışındalar mı? İçindelerse silah arkadaşlarını satmış gözüküyorlar. Dışındalarsa o daha büyük bir fecaat. Altlarını tutamamışlar. Alttaki daha az rütbeli insanlar bunları güya esir almış. Fakat nasıl olduysa çekirdek çitleyerek, sohbet ederek efendim orada esaretlerini yaşamışlar. Sonra helikopterlerle gelmişler, kahraman kesilmişler. Orada da aslında kardeşim sen başarısız bir genelkurmay başkanısın. Sen başarısız bir kuvvet komutanısın. Sen altında ne fırıldaklar dönüyor fark edemiyorsun denmesi lazımdı. Bu iki başarısız adam şimdi köşelerine oturmuşlar, hesap vereceklerine üst perdeden bir şeyler söyler. O arada bunlar bir şey söylerken bir şey pot kırardı herhalde. Siyaseten lafazanlığıyla tanınan ama zikzaklarıyla, omurgasızlığıyla Türk siyaset tarihine geçen SS'de bir şeyler konuşuyor. Hatta bir rivayete göre, bugün gazetelerde, internet sitelerinde var, operasyonu biz yapsaydık bu kadar başarısız olmazdık diyerek
İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı suçluyor. Arada bir kavga var. Ama siyaseten konusuna gelecek olursan, hakikaten dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir operasyon olsa, başarısız bir operasyon, 13 tane esir var, 13 tane rehin var, 13'ü de hayatını kaybetmiş. İktidarın istifa etmesi lazım. Başbakanın istifa etmesi lazım. Çünkü Cumhurbaşkanının kimse, bu operasyona yürüyün diyen kimse, bunu yöneten her kimse mutlaka istifa etmesi lazım. Şimdi Erdoğan, Öcalan'a neden bunun için mektup yazdırmadınız? Şimdi orada da enteresan bir şey söyleyeceğim Azim. Şimdi PKK'yla bir çatışmaya girdin. Eline yüzüne bulaştırdın. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Beceremedin. Yine bir beceriksizlikle maalesef 13 tane insanın hayatlarına son vermelerine sebebiyet verdin. Şimdi bu noktada dönüp kimden hıncını alıyorsun? Selahattin Demirtaş ve HDP'den. Pardon, PKK'yı konuşuyoruz. Niye HDP'den hıncını alıyorsun? Efendim biz HDP, onunla bir organik bağ var. Tamam da bizzat PKK orada duruyor. Abdullah Öcalan'a iki kelam etmiyorsunuz ya. Herkes, iktidardaki herkes Öcalancı oldu. Devlet Bahçeli de dahil. Öcalancı devlet, Öcalancı Erdoğan, Öcalancı zaten eskiden de Öcalancıydı. Perinçek. Kardeşim, PKK'nın reisi Selahattin Demirtaş mı? Esir edilmiş o çocukların, o esaret altında kalan insanların görüntülerini hatırlıyor musun? Hepsinin arkasında Öcalan'ın fotoğrafı vardı. Yani bu insanlar PKK tarafından esir alındı. PKK tarafından rehin alındı. Bilmiyorum, hatırlıyor musun? O gencecik çocuklara video çektirmişler. Ailelerine konuşuyorlar, ailelerine sesleniyorlar. Biz iyiyiz, sağlığımız iyi, bizden endişe etmeyin, yeni yılınızı kutluyoruz. Efendim, yeni yılın Türkiye'ye de, dünyaya da hayırlar getirmesini diliyoruz diye bir seri video çekmiş PKK mağarada. Ve bu görüntüleri YouTube'dan yayınladılar diye biliyorum. Aileler de bunları gördü. Bu görüntüleri götürdü, devlete verdi. O görüntülerin hepsinin arkasında Öcalan'ın resmi var. Şimdi ben anlayamıyorum, devlet Öcalancı oldu. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarır. Devlet aklı böyle gerektirir der. Ama başarısız bir operasyonda da gider 900 tane mi 800 tane mi, rakamları değişik gördüm, 40 vilayette HDP'ye operasyon düzenler. Demek ki amacınız farklı sizin. PKK değil. Eğer hıncınız PKK'yaysa, PKK'nın başka mağaralardaki, eskiden öyle yaparlardı. Sureten mağara olsa öyle yapılabilirdi. Giderlerdi eskiden, 90'lı yıllarda derin devlet, millette biriken öfkeyi yatıştırabilmek için dağlara, taşlara, bombalar gelirlerdi. Kaç PKK'lı öldük bilinmiyor. Zayiat nedir? PKK tarafındaki zayiat nedir? Bilinmiyor. Ama bomba yağdırdık, inlerine girdik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Derin devletin utanmaz üslubudur bu. Ama şimdi bakıyorum, gene PKK'ya toz kondurmuyorlar. Kimin üzerine gidiyorlar? Yıllardır hapishanede çürüttükleri Selahattin Demirtaş'ın üzerine gidiyor. Ya Selahattin Demirtaş mı sana operasyon yaptı dedi? Ya da Selahattin Demirtaş mı, senin iddiana göre söylüyorum, senin senaryona göre söylüyorum, sen operasyon yapınca Selahattin Demirtaş mı söyledi bu adamları öldürün diye? Alakasız insanlardan hınç çıkarmak şu demektir. Bu olayın boyutları ne olursa olsun, ben buradan siyaseten rakiplerimi ezeceğim, parçalayacağım. Bunu bir fırsata dönüştüreceğim. Allah'ın bir lütfu diye göreceğim. Tıpkı 15 Temmuz'da yaptığın çarpık lütuf tartışması gibi. Bu da böyle yapacak diye görüyorum. Gördüğüm şey, seçimlerde HDP'yi bitirmek için, ilk seçimlerde HDP'yi kapatmak veya itibarını tüketmek için, ya da HDP'nin iyi kötü beraber ittifakmış gibi gözüktüğü cepheyi parçalamak için dört koldan yaptıkları çalışmalar devam ediyor. Herhalde bir başarı elde ettiklerini düşünüyorlar ki utanmadan, sıkılmadan meydanlarda sırıtabiliyorlar konuşurken. 13 insanın şehadetini konuşurken gülme ve sırıtma yakışıyor aslında. Yani. Yakışmıyor değil. Amaçlarını düşünürsen yakışıyor. Maalesef Türkiye'nin geldiği durum bu. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani insan bu kadar kötü olabilir mi?
Yani hep şu konuşuluyor, iktidar terörden siyasi rant devşiriyor, bunu seçim malzemesi yapıyor. Mesela benzer şeyi geçmişte 7 Haziran seçimlerinden sonra bir mağlubiyet yaşadı AK Parti. Bu mağlubiyetin hemen ardından terör olayları başladı. Sanırım o dönemde yani bayağı bir yüksek rakamda 600'e yakın insan hayatına mal oldu. 1 Kasım seçimlerine kadar, 1 Kasım seçimlerinde tekrar bu terörün getirdiği korku atmosferinden yararlanarak tekrar zaferle çıktı Erdoğan. Yani bu terörün bu kadar azmasına fırsat verecek kadar kötü olabilir mi? Yani bu tip komplo teorisi yayan insanlar bu konuda güvenilir midir? Yani şu gülme görüntüleri ya bunu belki doğruluyor gibi görünüyor ama yani bir insanın bu kadar kötü olabileceğine ihtimal vermiyorum ben. Siz biraz tanıyorsunuz Erdoğan'ı. Bu kadar kötü olabilir mi? Şimdi Erdoğan'ın şahsi karakteriyle, şahsıyla ilgili bir konu değil. Bu siyasetin özünde şöyle bir şey var. Eğer oyunu kaybediyorsan, oyunda devre dışı kalıyorsan bir gerginliğe ihtiyacın oluyor. O gerginlik içerisinde saflarını sıklaştırma operasyonu yapılabiliyor. Siyasette bu eski Roma'da da böyleydi. Şeyin çok enteresan bir şeyi var, hikayesi var, romanı var daha doğrusu. Orada bir gün atıfta bulunurum, uzun uzun anlatırız. Cicero'nun hayatını anlatıyor. Orada Cicero bir şey söylüyor. Roma'da referandum yapılacak. Eski Roma'da referandum var, seçim var. Yani bugünkü tam dört dörtlük aynı anlamda olmasa bile 2000 sene, 2000 küsür sene önce bir şey var, referandum var, bir senato var, bir seçim var. Referanduma yakın bir tarihte o günkü liderlerden birisiyle görüşüyor Cicero, Tiro'yu anlatıyor. Yanındaki esaretini bağışladığı, özgürlüğünü verdiği hizmetçisini anlatıyor. Diyor ki gittim görüştüm, bana dedi ki sen hiç korkma, referandum olmayacak. Referandum teyit edilecek ama referandum da lehimize çıkacak. Neden dedim diyor, şehirler yanacak dedi diyor. Sokaklar yanacak, caddeler yanacak. Yani. Bir gün o kitabı ben getireyim, o kitabı böyle göstererek kitapla ilgili ayrıntılar söyleyeyim. Çok enteresan bir kitaptır. Eski Roma'dan beri bu böyledir. Bak eski Roma'nın bir taktiğini daha sana söyleyeyim. Ki bazı hadiseler anlaşılsın. Eski Roma'da bir insanı yok etmek istedikleri zaman önce bir suçlamada bulunurlar azizim. Mesela derler ki falan adam, atıyorum şimdi, Sezar'ı öldürmek istiyor. Şimdi öyle bir adamdan bahsederler ki öyle bir şeyin olması mümkün değil. Öyle bir iddianın absürtlüğünü herkes bilir. Olur mu öyle şey canım falan derken kamuoyu ikinci gün bir şey ortaya atarlar. Derler ki acaba içeceği suyun içine mi şeyi koymuştu? Şimdi bu birinci iddiayı, varsayımı kabul eden, onun varlığından artık şüphe duyulmayan ikinci bir aşamadır. Derler ki ya yok öyle değil, efendim içkisine bir şey katacağından değil, suyuna bir şey katacağından değil. Bir tane adam tutmuşlar, adam mızrakla vuracakmış, bıçakla vuracakmış falan. Şimdi ikinci tartışma başladığı zaman birinci varsayım, o varsayımın absürtlüğü unutulur. Şimdi toplumu şöyle yönlendiriyorlar, ta o günden bugüne. Diyelim ki Selahattin Demirtaş'ı yok edecekler veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu yok edecek veya efendim muhalefetten başka ismi yok edecekler. Meral Hanım'ı yok edecekler. Önce bir iddia ortaya atılır veya bir camiayı yok edecekler. Bir düşünce hareketini yok edecekler. Önce bir iddia ortaya atılır. Millet der ki ya bir dakika ya böyle bir şey olamaz derken bu iddianın doğruluğu tartışma konusu olmaktan çıkarak ikinci bir iddia, ayrıntı bir iddia, ardından üçüncü bir ayrıntı iddia aslında hepsi yalandır. Ama ikinci, üçüncü ayrıntıya girdiğiniz zaman siz birincinin yalan olduğunu unutursunuz. Şimdi Erdoğan'ın çok sıkça yaptığı taktik budur. O yüzden zikzaklar çiziyor. Siyaset, hani Bediüzzaman Allah ruhunu şad eylesin, muazzam bir söz söylemiş. Diyor ki ben siyasette gördüm, melek gibi bir adama siyaseten muhalif olduğu için şeytan dediler. Şeytan gibi bir adama da siyaseten yanında olduğu için melek dediler. Ben de euzubillahimineşşeytani ve siyaseti dedim diyor. Şeytandan Allah'a sığındığım gibi siyasetten de Allah'a sığınırım. Bu siyasetin ruhunda, özünde var. Maalesef var.
insanlar. Şimdi Türkiye'de de bu maalesef derin devletin eski bir psikolojik harp taktiğidir. Ne zaman iktidardan bir rahatsızlık olsa, devlete güven sarsılsa, devletin güvenlik güçlerine bir güven sarsılsa, iç tehdit veya dış tehdit, ikisi de olur. Bir operasyon yapılarak marşlar çalınır, efendim şiirler okunur, zaten bir sürü ahmak adam vardır, goy goycu vardır. O goy goycular devreye girerler, bayrağı kutsallar, efendim askeri kutsallar, devleti kutsamakla bilmem neyle bir kenetlenme meydana gelir. Şimdi çok güzel örnek verdin, siyaseten kaybettiği seçimlerde, hatırla o seçimleri, 4 gün dışarı çıkamadı Erdoğan. 4 gün! Sonra ne oldu? Otogarlarda bombalar patladı. O yüzden Davutoğlu diyor ki, beni konuşturmayın, o defteri açarsam çok şey söylerim. Ya aç artık o defteri hemşerim ya. Açsana kardeşim. Ne biliyorsanız söylesenize. Hangi fırıldaklar çevrildi de, eyvah devlet elden gidiyor. Eyvah iktidar elden gidiyor. Eyvah efendim insanlar, teröristler ülkeyi esir alıyor. Psikolojisi oluşturularak suçlar, kriminal olaylar örtbas ediliyor. Bugün gene aynı taktik uygulanıyor. Daima bu böyledir. Sadece komplo teorisi değil, sosyal psikoloji budur. Yani eyvah devlet elden gidiyor psikolojisi uyandığında, çalıyorlar ama çalışıyorlar dedikleri hırsızların yanında saf tutabilir kitleler. Gene aynı şeyi, aynı senaryoyu bir kere daha izlemiş oluyoruz. Konuyu değiştirip başka bir konuyu sormak istiyorum size. Bir meslektaşınızdan bahsetmek istiyorum. Ruşen Çakır sizden bahsetmiş. Bilmiyorum izleme fırsatınız oldu mu? Hatırlıyorsunuz bu Enes Kanter'in ön ayak olduğu bir kampanya sonucu 54 senatörün Türkiye'ye karşı insan haklarına saygı uyarısında bulunması üzerine Ruşen Çakır Türk hariciyesi bir Enes Kanter etmiyor dedi ve ardından işte Hizmet Hareketi'ne ve Gülen Cemaati'ne dönük eleştirilerini sıraladı. Bunun üzerine tepkiler aldığını söylüyor. Neden eleştirdiğin insanları yayınına çıkarmıyorsun tepkileri alınca kendini savunma ihtiyacı hissetmiş ve bir video çekmiş ve örnek olarak da sizi vermiş. Şimdi diyor ben Ekrem Dumanlı'yı yayına çıkarsam diyor. Önce şöyle diyor. Gelsinler diyor stüdyoya konuşalım diyor Türkiye'ye. Sonra da diyor ki şimdi diyor ben Ekrem Dumanlı'yı yayına çıkarsam diyor. O oradan konuşacak diyor. Ben onu diyor propaganda yaptırmış olacağım diyor. Ona meşruiyet sağlamış olacağım diyor. Ben gazeteciyim diyor. Ben diyor meşruiyeti olanlarla röportaj yaparım diyor. Ve sizi bu konuda örnek gösteriyor. Benim sorum şu. Bir Ruşen Çakır'la ne aranızda ne oldu? Sizinle ne alıp veremediği var? Sizin meşruiyetiniz yok mu? Bir gazetecinin meşruiyeti olanlarla röportaj yapması ve yapmaması söz konusu mudur? Şimdi arkadaşlar görüntü veriyorlar ekrana. Mesela az önceki Gara olaylarının müsebbibi olan şahıs Murat Karayılan'la dahil PKK'nın silahlı kanadıyla defalarca röportajlar yapmış. Onlar meşru, siz değil misiniz? Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, senin son söylediğin yerden başlayalım. Bu fotoğraflar nedir? Buyurun. Murat Karayılan meşru. Öbürü kimdi? Öbürü de tanıdık bir PKK'lı. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan. Cemil evet. Bayık. Şimdi ya ne diyeyim? Ruşen acınacak bir durumda diye görüyorum. Kağıt da vermek seyretmedim de. Bana yazılı metnini bir arkadaş göndermiş. Yazılı metnini okudum. Ne dediği belli değil. Bir kere kendisi meşruiyet dağıtıcı bir makama yükselmiş herhalde. Meşruiyet, insanlar onunla röportaj yaptığı zaman meşruiyet kazanıyor iddiasına göre. Cemil Bayır sen mi meşru yaptın? Murat Karayılan'ı sen mi meşru yaptın? Bu PKK liderleriyle o gülücükler dağıtarak yaptığı röportajlar nedir? Nedir? Şu fotoğraflar nedir? Ha gerçeği söyle. De ki gözüm kesmiyor. Gözüm yemiyor. Korkuyorum de. Hak veriyorum. Yani bugün birçok insan, buyur işte PKK'ların girmişsin merkezinde oturmuşsun, röportaj yapıyorsun. Sonra bunu sana sonra da ben gazeteciyim diyorsun. Ha seyircilerimiz şöyle yanlış anlamasın. Ruşen haber, biz de Ruşen'den haber bekliyoruz. Gelsin de biz şey yapalım, röportaj yapalım diye. Ben art niyetli olduğunu düşünüyorum kardeşim. Ruşen'e de acıyorum. Acınacak bir haldesin. Yani doğru bir şey değil bu yaptığın. Oturmuşlar. Yanındakini hiç ummadığım bir arkadaş. Ona da hiç yakıştıramadım.
kakara kikir, bir daha Türkiye dönebilirler mi, dönemezler mi falan. Bu nedir yani? Bu gazetecilik midir? Ben seyircilerimiz bilsin ya, söylüyorum. Ruşen'e de hatırlatayım. Ya ne zaman başı sıkışsa beni arar. De. Ya o zaman meşru değilmişiz demek. İlle de benim programıma çık diye onlarca kere söylemiştir bana. Hatta bir defasında ya Ruşen ben çıkmıyorum televizyonlara genellikle dediğimde ama Ayşenur'a çıktım dedi. Ayşenur Aslan'ın programına yeni başlamıştı. Medya Mahallesi, yanılmıyorsam adı Medya Mahallesi'ydi. Birinci gün Hürriyet Gazetesi'nin yazışlarında bir program yaptı. İkinci günde hatta Zaman Gazetesi'ne geldi. Hatta dedi ki ya çok kadron çok gençmiş Ekrem Bey dedi. Maşallah hepsi dedi gencecik çocuklar. İsmail de yanılmıyorsam dayanamadı. Dedi ki abla senin dedi gittiğin yerlerde dedi yazışları politbürosu şefleri gibi dedi. Hepsi 80'in üzerinde dedi. Böyle bir kahkaha olmuştu, gülmüştük. Şimdi onu dert edindi. Niye benim programıma katılmıyorsun? Vaktiyle bir Adalet Bakanı, eski bir Adalet Bakanı'na benimle görüşmek için devreye girmesin. Rica. O da gitti kendi aramızda halledince Akif Bekir'e gitti. Akif beni aradı. Ya Ekrem abi bu şeyle Ruşen'le bir konuş diye. Ya ben sevmiyorum böyle karakteri çok oynayan insanları. Yani Mert ol canım ye ya. Mert ol de ki ben düşmanım. Ama bir profesyonel münafıklık doğru bulmuyorum yani. Bir biraz şirin görünme. Bütün ABAN toplantılarına gidiyordun. Meşru mu görüyordun? Yani bana da onu söyledi. Ben daha şu ana kadar hiçbir ABAN toplantısına dedi kaçırmadım. Ben de ona daha şu ana kadar hiçbir ABAN toplantısına katılmadım. Ne oldu şimdi? Ben katılmayınca bir şey, sen katılınca başka bir şey mi oluyoruz? Kardeşim, sonra Akif Bekir beni aradığı zaman ben dedim ki Akif, Ruşen'le buluşalım. Ama sen de yanımda ol. Niye dedi? Çünkü dedim kardeşim biz görüştük ayrıldık. Ben ne uyduracağını bilemiyorum. Ne söyleyeceğini bilemiyorum. Yani dese ki ben Ekrem'e şöyle dedim, Ekrem de bana böyle dedi. Ben nasıl ispat edebilirim öyle bir şey olup olmadığını? Sen de gel dedim, şahidimiz o. Sonra Akif'i kabul etmedi. Gittik biz Taksim'de Galatasaray Lisesi'ne yakın bir yerde bir restoranda oturduk, konuştuk. Dedim ki ya Ruşen'cim 100 tane haber yapmışsın. 100'ü de 99.9'u değil. Yüzü de olumsuz olur mu ya? Bu kadar olur mu? Yani biz de sana şey mi soralım şimdi? Sen lise yıllarında örgüt üyesi miydin? Silahlı bir örgüt üyesi olarak yargılandın mı? 12 Eylül'de gözaltı. Bak ben söylüyorum. Diyorum ki çocuktum, gençtim, 16 yaşındaydım. Bir hakikat arayışı içerse kafamı sağa sola çarpıyordum. Orada bulduğum yerde vatan elden gidiyor diye. O psikolojiyle bir şeyin içinde bulundum. Sen de bunu ayıp değil. Orada hesaba çekildin mi? Orada başkalarını ihbar ettin mi? Yani biz ben şunu anlayamıyorum. Kardeşim ben bu bütün bu maziyi bir kenara bırakıp annenizden demokrat doğmuş gibi hani Dede Korkut hikayelerinde olduğu gibi doğar doğmaz demokrasi diye bağırmışsın. Sonra dedem gelmiş boy boylamış soy soylamış adınızı demokrasi koymuş gibi niye artistlik yapıyorsunuz ki? Yani ben şunu anlayamıyorum. Tamam korkuyorsunuz. Ben başka gazeteci arkadaşları da görüyorum. Ya sürekli benimle görüşen adam diyor ki ben hayatımda hiç telefonla onunla görüşmedim. Ya yapma bunu bana söyletme. Ya bizim gazetede bir politbüro var. Onu bir halledeyim Ekrem'cim. Omuz omuza seninle yürüyeceğiz diyen adam. Demokrasi kahramanı diye geçinen bir adam. Deniz gezmişlere kendini benziten adam. Ya deniz gezmiş gibi dursana kardeşim. Sonra diyor ki efendim ben Ekrem'le hiç konuşmazdım ki zaten. Yapma bu numarayı kardeşim. Ayıp. Adamlar bir araştırsa 50 tane telefon konuşması çıkar. Ayıp. Senin gazetene geldim ben. 300 tane insan gördü. Defalarca. El sıkıştık, oturduk, konuştuk, sohbet ettik falan filan. Şimdi Ruşen'e dönünce. Ya Ruşen, ben şöyle düşünürüm. Bir insan bir topluluğa topyekun kötü diyorsa, bir başka topluluğa topyekun iyi diyorsa, İyilerde kötülük, kötülerde iyilik olmaz zannediyorsa o adamın kafası şartlanmıştır. Kim olursa olsun. İster cemaat içinde ister cemaat dışında. Çünkü kardeşim insanoğlu insanoğludur. İnsanın iyi yanı vardır, kötü yanı vardır. Bir toplumun iyi yanı vardır, kötü yanı vardır. Hakkıyla teslim etmek lazımdır. Eğer senin kafan bir grup insanı topyekun düşman gibi görüyorsa sen zaten şartlanmış bir profesyonel bir şeysin demektir. Ben şunu anlayamıyorum. Mesela bak
Sana çarpıcı bir örnek söyleyeyim. Roşen de biliyordur bunu, duysun. Şimdi Ergonokon'la ilgili dünya kadar yayın yaptı. Bak, gazeteciler de tutuklandı. Ben onlardan çoğuyla bir hala bir tanışıklığım vardı. Görüşmüşlüğüm vardı. Görüşmeye de devam ediyordum. Çarpıcı bir örnek. Bir yayın bizim yönetim kurulumuz olan bir yönetim kurulu üyemizden birisiyle beraber kitap fuarına gittik. Kitap fuarından içeriye girdik, biraz yürüyoruz. O meşhur Ergonokon davasında uzun zaman hapishanede yatmış birisi de kitabını imzalıyor. Yani ben bilseydim o kapıdan girmezdim. Fuarın bir sürü kapısı var, bir sürü koridoru var. Başka bir koridordan girerdim. Ama şunu kendime yediremedim. Ya biz bu adamla farklı düşünmemize rağmen, farklı düşüncelere, farklı hayat tarzlarına sahip olmamıza rağmen, birbirimize muhalif olmamıza rağmen, birbirimizden haz almamamıza rağmen, önemli olan da budur. Voltaire'in 1770'de söylediği bir cümle hala kulaklarımıza çınlıyor. Diyor ki, senin söylediğin fikirlerin hiçbirisine katılmıyorum. Hatta benim okuduğum tercümede, senin söylediklerinden nefret ediyorum. Doğru bulmuyorum. Ama senin söz söyleme hakkına saygı duyuyorum. Biz bu YouTube'lara başladığımız zaman bu Ruşen denen arkadaş nasıl olur da video çekerler diye yayın yaptı. Hapishaneden arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar serbest bırakıldı. Nasıl serbest bırakılır diye yeri göğü inlettiler. Ben Ergonokoncu bir Ergonokon davasında uzun zaman hapis yatmış bir adamla görüşüyordum, konuşuyordum. Çünkü hani İngilizce'de güzel bir söz var, it's not personal derler. Yani bu şahsi bir şey değil. Benim Ergonokon'a karşı olmam seninle şahsi bir husumetim değil kardeşim. Bir eyleme karşı bir düşmanlık, bir eyleme karşı tarz olabilir. Düşmanlık da değil, tarz olabilir. Ama mutlak manada insanları düşman görürsen, onların katline gidecek, soykırıma gidecek o hadiselerine gözlerini kapatırsan, sende bir başka manyaklık var demektir ya. Bunu ben yapıyorsam benim için de geçerli, sen yapıyorsan senin için de geçerli. Şimdi neyse, kitap buharından girdim, yürüyorum. Ya göz göze geldik kitabını imzalayan arkadaşlar. Ya biz tamam birbirimizden haz almayız. Hatta bir açık oturumda birbirimizle bir televizyonda milletin huzurunda atıştık, tutuştuk. Ama sonuçta gazeteciyiz. Benim kimliğim bu, senin kimliğin o. Benim fikrim bu, senin fikrin o. Ben saygı duyuyorum, o da bana saygı duyar. En sonunda göz göze gelince ben yolumu şöyle hafif şey yaptım. Gittim kitabı imzaladığı yere. Ben de geldiğimi görünce ayağa kalktı. Ooo üstad nasılsın dedi, ne var ne yok. Ben dedim ya, İstanbul'a geliyorsun, haber vermiyorsun. Arada bir görüşelim, çay içelim, kahve içelim. Şimdi neyse, artık muhabbet herhalde biraz uzun sürdü. Kitap fuarında kitap imzalatan çocuklar da insanlar da bir sıra oluşturmuşlar. Herhalde 40 kişi varlar. En sonunda sıranın önünde bekleyen hafif sakallı gözlüklü bir çocuk dedi ki, ya bu nedir ya dedi. Çok bir solculuğuyla bilinen bir adamla, efendim Zaman Gazetesi'nin yayın yönetmeni, oturmuşsunuz ayaküstü 10 dakikadır konuşuyorsunuz, biz de burada sırada bekliyoruz. Vallahi dedi, abim mi dedi, dayım mı dedi, görse dedi adam kahreder ya, intihar eder dedi ya. Bu nedir, bunu nereden geliyor bu dostluk dedi. Biz meslektaşız arkadaş. Fikirlerimiz ayrı, düşüncelerimiz ayrı, ideolojilerimiz ayrı olabilir ama aynı mesleği yapıyoruz. Meslektaşına saygı duymayan, aydına saygı duymayan, fikir sahibine saygı duymayan adamdan adam olmaz. İster cemaatin içinde olsun, ister cemaatin dışında olsun, ister cemaat karşıtı olsun, ister cemaat taraftarı olsun. Fikir özgürlüğüne önem vermeyen adamdan adam olmaz. Basın özgürlüğüne değer vermeyen adamdan adam olmaz. Ya şimdi Ruşen'e ben hatırlatacağım o kadar çok şey var ki. STV hakkında bir yayın yapıyormuş. Nasıl sert bir yayın. Beni hararetle arıyor. Ben de parkta, Esat çok küçük, oğlum çok küçük, onunla oynuyorum. Birisi hararetle arıyor bir hafta sonumu, artık niye parktayım bilmiyorum. Açtım telefonu, Ruşen. Ekrem, beni linç ediyorlar, bana yardım et. Hay hay, çok haklısın dedim. %100 haklısın. Nasıl böyle bir şey yapılabilir? Aradım oradaki arkadaşları. Tabii ben oranın yöneticisi değilim. Ama arkadaşlarıyım. Dedim ki ya yapmayın böyle arkadaşlar. Böyle olur mu? Bir insan böyle linçe. Tamam, kızgın olabilirsiniz. Öfkeli olabilirsiniz. Öfkenizin haklı sebepleri de olabilir. Ama böyle bir şey olmaz. Lütfen. Sağ olsun onlar da çok sükunetle haklısın dediler. Doğru, biz böyle düşünmemiştik dediler. Yayından kaldırdılar.
Kardeşim sen şimdi kalkmışsın kakara kikiri Türkiye'ye dönebilirler mi döneme? Ah Türkiye senin olsun, o güzel ülkenin içini dışına getirdiler. Altını üstüne getirdiler. Cemaat cemaat cemaatin cemaat 7 yıldır Türkiye'de yok. Bıraktı Türkiye'yi. Türkiye'de cemaat yok edildi. Türkiye'de bir tane olumlu şey söyleyeyim. Bir tane. Böyle meşruiyetti falan. Sen Fethullah Gülen'e açık mektup yazın Vatan Gazetesi'nde. Hoca Efendi'ye seninle şurada tanıştım ben. Size dedim ki beni tanıyor musunuz? İşte ben de, o da dedi ki ben sizi iyi tanıyorum. Veya sen beni iyi tanıyorsun dedi. Sizden röportaj istiyorum efendim. Vatan Gazetesi'nde sizinle röportaj yapmak istiyorum dedi. Açık mektup yazın. Meşruiyet sorunu yoktu demek ki o zaman. Rüzgar gülü olan adamdan entelektüel olmaz. Mert olacaksın, dürüst olacaksın, dik olacaksın. Ben Ruşen'in zorlukçu, mesela bugün Ruşen'e bir tersik gelse ben o olsun demem, diyemem. Diyemem, benim mizacım böyle. Ama arkamızdan davul zurna çalar gibi efendim oh oldu, iyi oldu. Bunları çok çok ayıp görüyorum. Tarih bunları ayıp silsilesi içinde yazacak. Benim öyle Ruşen'le röportaj yapmaya ihtiyacım yok. Onu seyirci istemiş. Bunu güzelce izah et. Zaten o şeyde var anladığım kadarıyla. Bana gönderilen yazıda da gördüm. Anladığım kadarıyla ya ben yaparsam başıma bela açılır demek istiyor. Böyle, yanlış mı anlıyorum ben? Eğer... Evet. Evet bir söz var biliyorsun. Bir... Evet onu diyor. Yani hani bir söz var meşhur. Viran olası hanede evladı iyal var. Şimdi biraz endişe ediyor yani Ekrem Dumanlı'yı çıkarırsam veya benzerlerini çıkartırsam başıma iş gelir benim endişesi var tabii korkusu var. Ama bu korku yüzünden yani insanlara çamur atması çok hoş bir şey değil tabii. Bence bu kadar ya, korkusunu yeter. Anlamak lazım. Ruşen Çakır'a yüklendiğiniz. Korkusunu anlıyorum. Korkusunu anlıyorum tamam hak veriyorum okey. Efendim... Değil Ruşen, ne yakından tanıdığım insanların bazıları kendini kurtarabilmek için bir şey. Okey, ona da bir şey demiyorum. Ama sol bir gelenekten geliyorsan, düşüncen yüzünden, fikirlerin yüzünden, hatta eylemlerin yüzünden sürgün edilmeyi bileceksin. Yurt dışında yaşamanın sıkıntısını bileceksin. Anneyi, babayı özlemenin, mezarına bile gidememenin acısını bileceksin. Ya bunu bilmiyorsan ben ne diyeyim sana? Sen nasıl solcu olmuşsun, nasıl sağcı olmuşsun, nasıl insan olmuşsun, nasıl gazeteci olmuşsun? Okey tamam korkuyorum de anlaşılır. Korkabilirsin. Ama bizi kriminalize etmenin hiçbir manası yok. Çünkü ben 25 seneyi aşkın bir zamandan beri gazetecilik yapıyorum. Ve bunu da doğru yaptığımı düşünüyorum. Bilerek yaptığımı düşünüyorum. Efendim sen şu konuyu şöyle yaptın. Yani bu senin görüşün kardeşim. Ben böyle gördüm, böyle yaptım. Sen de öyle yapıyorsun, öyle yapıyorsun. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani Türkiye'de tamam sokaktaki insan bu ayrıntıları bilmeyebilir. Sokaktaki insanın tahammül gücü sınırlı olabilir. Ufku sınırlı olabilir. Ama okumuş yazmış insanın böyle düşmansı bir tavır alması, böyle adeta katliam istercesine, soykırım istercesine bir tavır alması tarihe öyle geçmesini gerektirir. Utanılacak bir şeydir. Çok ayıp bir şeydir. Yani Ruşen Çakır'a bu kadar yara... Bilmiyorum yani. Madem çok insan soruyor, öyle söyledim. Muhatap almayı, programına çıkmayı, konuşmayı falan da düşünmem. Gereksiz bir şey görürüm. O zaman da bak programına çıkmam için o kadar yalvarıp yakarır ki. Annesi veya babası vefat etti. Başsağlığı için telefon açtım. Bak başsağlığı için telefon açıyorum. Başın sağ olsun arkadaşım demek için. Sağ ol teşekkür ediyorum. İkinci cümle. Benim programıma ne zaman çıkacaksın? Niye çıkmıyorsun? Ya biz işleri iyiken de çıkmadım. Ama bunu böyle meşruiyet üzerinden tartışmak. Adama sorarlar sen meşruiyet mi dağıtıyorsun? Nasıl gazetecisin sen? Kime göre meşruiyet? Rejim bir adamı gayrimeşru ilan edince, terörist ilan edince arkasından gidiyorsan bu nasıl bir bağımsızlık? Bu nasıl fikir özgürlüğü? Bu nasıl özgür birey? Sormak lazım.